Narin Güran cinayetinde katil ya da katiller hala bulunamadı. Suçluların bulunması için çalışmalar sürerken jandarma ekipleri soruşturmayı genişletti. Cinayetin kilit ismi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın akrabalarının ve oğlunun bulunduğu iki köye baskın düzenlendi. Ekipler Tavşantepe köyüne komşu olan Gönenli köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçının birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine gitti. Evlerde arama yapan jandarma bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli görülen eşyalara incelenmek üzere el koydu. Narin'in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve köyde işi olmamasına rağmen Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyinin orada bulunduğu tespit edildi. Bahtiyar'ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği ortaya çıktı. İtirafçının ağabeyinin, Narin'in ailesi ve akrabalarına sık sık "Askerler nereye baktılar? Dereye de baktılar mı? Bir şey bulabilmişler mi?" şeklinde şüpheli sorular sorduğu iddia edildi. Nevzat Bahtiyar'ın eşinin köyde sürekli olarak "Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul'a yerleşeceğiz" şeklinde sözleri nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği öne sürüldü. Öte yandan Diyarbakır Barosu'nun 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmaya müşteki sıfatıyla yer alma talebi de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Çıkan iddialara göre Nevzat'ın abisi de Narin'in öldürüldüğü, hatta dereye gömüldüğünü biliyordu. Onun için sürekli jandarmayı takip ediyordu. Bu iddialar doğruysa Nevzat'ın abisi her şeyi biliyor. Narin'in babası kızının katili Nevzat olduğunu söylemişti. Eğer babanın iddiası doğruysa Nevzat'ın abisi işin içindedir. Sır perdesi aralandı. Yapılan paylaşımlara göre Narin'in katili birkaç güne çıkar. Peki Narin'i gerçekten Nevzat mı öldürdü?